de ağır. Her seferinde neler yazıyor bu kadar? Ben neler bulup yazıyorsam? Sana bu mektubu sabaha karşı güvertede yazıyorum. Adriyatik'te, Akdeniz'de geçen günlerimiz bitti. Dünden beri Ege'deyiz. Uzak ufuklarda güneşin ilk pembeliği. Gemimiz doğacak güneşe doğru yol alıyor. Ama hala sönmemiş yıldızlar var gökyüzünde. Her birinde seni görüyorum. Bütün yıldızlarda senin gülümseyen güzel yüzün. Günün yeni yeni ışıdığı gökyüzünde sen varsın. Rüzgar bana senin rüyalarını getiriyor. Uykudasın şimdi sen. Yüzünde mutlu bir tebessüm var. İkimizin rüyasını görmektesin. Şu anda Ege'de bir gemi güvertesinde değil, senin yanında gözlerinin içindeyim. Birkaç saat sonra Marmara Denizi'ne girmiş olacağız. Her an sana biraz daha yaklaşıyoruz. Hasretimizin bitmesine, kavuşmamıza sadece bir gün kaldı sevgilim. Bana senin rüyalarını getiren rüzgara ismini fısıldıyorum. Sana rüzgarla, kuşların kanatlarıyla, köpüren, yükselen yeşil mavi dalgalarla sana sevgimi yolluyorum. Seni seviyorum. Seninle bir masalda yaşıyor gibiyim. Denizler aşarak sana gelmek, sana kavuşmak, seni bir daha bırakmamak hayatımın tek gayesi artık. Masalımız hiç bitmeyecek. Dilden dile, ağızdan ağza, kulaktan kulağa sihirli, ebedi bir hikaye gibi anlatılacak. Bu masalı dinlemek için aydan yeryüzüne mor kahküllü güzel çocuklar, çocuklarımız gelecek. Bitti artık. Bizi bekleten, ayıran hiçbir engel yok. Döner dönmez isteyeceğim seni. Bana hediye ettiğin o uğurlu madalyonu öperek yemin ediyorum. Evleneceğiz. Sen bu mektubu okuduğun saatlerde İstanbul'a varmış olacağız. Sonra da hemen senin yoluna düşeceğim. Gelişimi ayrıca telgrafla bildireceğim sevgilim. Trene daha bir saatin var. Ben binince belki vaktinden daha önce kalkar. ...15.40 trenindeyim. Sevgiler. Geliyor muymuş? Aa, yoldaymış. Ah, gözün aydın. Nasıl yetişeceğim trene? Gelmesine 10 dakika var. Benim düldül ne güne duruyor? Atla çabuk atla! Yaşa! Son zamandır bana gösterdiğiniz sevgiye, itimada minnettarım.
Selma ile aramızda hiçbir resmi bağ yokken evinizi açtınız bana. Buna layık olduğun için. Seni benden daha çok seviyorlar. İkimiz de daima bir erkek evladın hasretini çekmiştik. Sayende ona da kavuştuk. Annemle babam sağ olmalıydı. Selma'yı benim yerime sizden onlar istemeliydi. Aramızdadırlar şimdi. Ruhları da bizim kadar mesuttur eminim. Bundan sonra annem de baban da bizleriz. Evlendikten sonra ikinizi de çok özleyeceğiz. Sık sık geleceğiz Selma ile. Sizleri de İstanbul'a bekleyeceğiz. Hayırlısı inşallah. Düğünü de İstanbul'da mı yapacaksın yoksa? Evet. Beni okutan, yetiştiren, anne gibi sevdiğim bir hanımla... ...kardeş gibi büyüdüğümüz oğluna çok önceden söz verdim. Kendilerini tanıyamadık henüz. En yakın zamanda tanıştıracağım. Onlar da hem sizi hem de Selma'yı merakla bekliyorlar. Beni hep sevecek misin? Kıyamete kadar. Yalnız zaman zaman garip, anlatılmaz karanlık bir duygu kaplıyor benliğimi. Bir felaket korkusuyla sarsılıyorum. Çocukluk seninki. O korku çok seven her insanda vardır. Sevdiğini, mutluluğunu kaybetme korkusu. Aynı duygu senden uzaktayken bana da aynı şeyleri fısıldıyor. Öyle anlarda... ...senin hediyeni öpüyor, kalbime bastırıyorum. Yeniden aydınlıklar, umutlar doluyor içime. Niçin üzgünsün? Gideceğin gün yaklaşıyor. Sana tekrar döneceğim gün de yaklaşıyor. Bu evlenmemizden önceki son ayrılığımız olacak. Çok mu sürecek? 10 gün kadar, İtalya'ya gideceğim gemiyle. Sensiz geçecek zamanlarımın bir tek tesellisi var. Gelinliğimi kendim dikeceğim. Sık sık mektup yaz, merakta bırakma beni. Belki bir tek mektup alacaksın benden. İkincisi eline geçmeden karşında olacağım. Seni seviyorum. Duymadım. Geldiniz efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim. Hanımefendi de birkaç gündür sizi soruyordu. Kendisi nerede? Yukarıda, salondalar. Affedin, çok suçluyum ama mecburdum. Birbirinizi çok özlemiştiniz herhalde. Bu kadar sevdiğin için affediyorum seni. Ne zaman tanıştıracaksın gelinimi bana? Bu seferden dönüşte. Onlar da elini öpecekleri günü bekliyorlar. Kamil Bey'e tembih edeceğim, maaşına zam yapılsın. Ayrıca düğün ikramiyesi de versinler. Gelinime bazı mücevherler ayırdım. Eski zevke göre şeylerdir. Bakalım makbule geçecek mi? Yaptıklarınızı hiçbir zaman ödeyemem. Gerçek bir ana gibi büyüttünüz beni, okuttunuz. Gemilerinizde 3. kaptanlığa yükseldim. Her şeyimi size borçluyum. Ben de sana borçluyum. Sahici bir evlat sevgisini sende duydum. Ne kadar isterdim öz oğlum olmanı. Daha doğrusu oğlumun sana benzemesini ne kadar isterdim. Erol nasıl, ne yapıyor? Sabaha karşı geldi. Gene sarhoştu. Odasında da uyuyordur herhalde. Hey! Hangi hayvan bu be? Benim ben. Şimsin! Sen ancak eşek şakasından anlarsın oğlum. Senin kaptanlığın bize sökmez. Bir daha uykumu piç ettin mi sürahiyi değil Akdeniz'i başına geçiririm ha. Vakit öyle iyi geçti. Ha bana ne? Bu kafayı değiştirmezsen gerçekten Akdeniz'e götüreceğim seni. Hem de baş ambara kitleyerek. Başlama annem gibi konuşmaya. Nasıl buldun?
Benden çok içiyor, hayvan gibi. Benden bile dayanıklı. Düşünebiliyor musun? Bu defa çok uzun sürdü. Daha da sürecek. Korkunç tutkunum. Bitiyorum kadına. O da bana vurgun. Çalıştığı gece kulübünden ayrıldı. Bir apartman kadı hediye ettim. Bir de araba çektim altına. Çok çalışıyorsun gece gündüz. Çok da kazanıyorsun tabii. İstediğin gibi harcarsın. İnsan niçin çalışır? Para kazanmak için. Rahmetli babam milyonlar bırakmış. Koca bir şirket gemiler bırakmış. Ben niçin çalışayım? Ama sen, sen benim gibi değilsin Gücen. Anlayamazsın beni. Ne oldu senin evlenme işin? Yarın sefere çıkıyorum. Dönüşte evlenmişiz. İşte bu kadar. Birkaç yılda da birkaç çocuk yaparsın, hayat defterini kaparsın. Hayırlısıyla. Hayırlısı olsun tabii. Ama yengemizi tanıyalım artık ha. İtalya dönüşü. Nikah şahidim de sen olacaksın. Hoppa yaşa! Üç gündür yoldayız. Ne deniz, ne limanlar. Gözüm hiçbir şey görmüyor. Sana bir an önce kavuşmak. Bütün düşüncem, bütün tutkum bu. Her an aklımdasın. İkimize ait rüyalar içindeyim sevgilim. Gökte, Samanyolu'nun altın pırıltısında, yıldızlarla dolu bir yolda el ele mutluluğa yürüyoruz. 30 yıldır böyle hava görmedim. Evsiz de çalışmıyor kaptan. Akıntı da şiddetlendi. Gemiye hakim olamıyorum. Sürükleniyoruz. Şimdi ara haberlerimizi veriyoruz. Associated Press Ajansı'nın biraz önce verdiği bir habere göre, Boğaziçi Deniz Nakliyat Şirketi'ne ait Nilüfer adlı bir Türk şilevi, şiddetli bir fırtınaya tutularak batmıştır. İtalya'nın Puzzoles Limanı yakınlarında sulara gömülen şilepten, kaptan ve mürettebat dahil hiç kimse kurtulamamıştır. Geçmiş olsun. Annem, babam, ne oldular? Yoksa öldüler mi yoksa? Bülent'ten de hiçbir haber yok mu? Maalesef,
enkaz altından sadece sizi kurtarabilmişler. Hey, tutti di questi è morte. Ma di Colali è vive. Ah, sì. Nilüfer Şilebi'nin ölü listesi nihayet tespit edilmiştir. Süvari Aziz Sarp, 3. Kaptan Bülent Akman. Fazla durma buralarda. Belli ki acın büyük, kaybın büyük. Kazaya, ecele, kadere boyun eğeceksin. Ben de senin gibi en yakınlarımı, en sevdiklerimi kaybettim. Onlara son vazifemi yapmak için İstanbul'dan koştum. Şimdi geri dönüyorum. Sen de her şeyi unutup yaşamaya çalışacaksın. Bütün sevdiklerim öldükten sonra niçin yaşayacağım? Ben de ölmek istiyorum, ölmek istiyorum. Müjde anneciğim, anneciğim müjde. Bülent sağmış, kurtulmuş. Kazadan sonra balıkçılar bulmuş. İyileşmiş, dönüyormuş. Sana şükürler olsun büyük Allah'ım. Hiçbiri kurtulamamış mı? Hiçbiri. Hiçbiri mi? Öyle dediler. Zavallı Selma'mız, gelinlik yerine kefen giydi yavrucak. Ölenle ölünmez oğlum. Acılara tahammül göstermemek, ümitsizlik Allah'a isyandır. Ölmemiz de, gelmemiz de Rabbin emriyledir. Sabır, tevekkül ve Allah'a iman, geçici yeryüzünde insanın başka bir desteği, hiçbir yardımcısı yoktur. Yaşayacaksın.
hiçbir matemin ebedi olmadığına inanacaksın. Sırabını anlıyorum. Yeniden dirilişin kolay olmayacak. Ama sana yardım edeceğim. Konakta bizimle kalacaksın bundan sonra. Bu odadan hiç dışarı çıkmayacak mısın? Sen hep böyle düşünecek misin? Başların matemini artık. Yeter be! Çektiğin ıstıraba hürmet ettik. Üzüldük, zamanla geçer, unutur, düzelir dedik. Sen gittikçe daha beter oluyorsun. Rahat bırak beni Erol. Sen de benimle geleceksin. Bu gece bırakmayacağım seni. Sabaha kadar eğleneceğiz. Göz göre göre çöküp gitmene, bitip tükenmene seyirci kalamayacağım artık. Bu mezardan çıkaracağım seni. Yeniden yaşayacaksın. Arkadaşın sıkılıyor galiba. Merak etme. Biraz sonra Sevim onu çiçek gibi açar. Yalnız bu kız nerede kaldı? Ne işiniz var evimde? Sana ihtara geldik. Eğer Beyza'yı terk etmezsen... Defolun! Çıkın dışarı! Defolun! Dediğini duymadınız mı? Size dışarı çıkın dedi. Gidiyoruz. Ama son gülen iyi gülecek. Boşuna yorulma. Erol'dan paranı al, git uyu. Erol! Hayatımda böyle buz parçası görmedim. Gidiyorum ben. O adamı dövmek lazım. Hey, bana bak! Eğleneceksen eğlen, kafamı kızdırma benim, yoksa... Asıl sen benim kafamı kızdırma, hadi eve gidiyoruz. Neredeyse sabah olacak. Senin için geçmiş. Ruhun kararmış. Beni niçin bırakmadın Beyza'nın koynunda? Daha içecektik, sevişecektik. Yeah. Yeter annen üzdün, hiç değilse sabah evde bulmalı seni. Beyza küstü bana senin yüzünden. Bir daha çıkmam seninle. Sen yoluna, ben yoluma. Kapat şu ışıkları be! Senden konuşacaklarım var. Dün akşam senin için korktum. O iki adam iş açabilir başına. Bir şey yapamazlar, üzülme. Hasan köpeği, Beyza'nın patronuydu. Tutkun kıza. Elinden aldım diye kahroluyor. Yanındaki de kardeşi... Hamza diye bir budala. Yaşadığın hayatı uçuruma götürüyor seni. İçki, kumar, şundan bundan arta kalmış bir metres... Başına bela olan adamlar! Sana ne? Toparlayacaksın kendini. Seni vazgeçireceğim o hayattan. Vazgeçmeye mecbur zaten. Okumadın, çalışmadın. Babanın sana bıraktığı hisseyi delicesine yedin. Şimdi de beni tüketmektesin. Allah'ın emrini dinleyerek sana son defa elimi uzatıyorum. Evleneceksin. Ben mi evleneceğim? Hem de benim seçtiğim bir kızla evleneceksin. Olacak şey mi? Bu asırda hele ben görücü usulüyle evlenir miyim? Tanımadığım bir kızla yuva kurabilir miyim? Son kurtuluş çareni bu evlilikte görüyorum. Evlenmezsen kendine başka bir ev ara, bir iş bul. Kamil Bey'e umumi vekaletname verdim. Seni bütün mirasımdan mahrum bırakıyorum. Şirketten de şu andan itibaren bir kuruş bile alamayacaksın. Annenin sözünü dinlesen çok iyi edersin.
akşam bir yerde yemek yer, sonra gece kulübüne gideriz ha? Erkenden evde olmalıyım bu gece, annemle aramız açık. 5 yaşındaki çocuk gibi annenin dizinin dibinde oturacaksın demek. Gecikme öyleyse, mama saatini de geçirme. Anlayışlı ol biraz. 3-5 gece için suyuna gitmeye mecburum. Bütün servet onda musluğa akıtıyor. Haklısın, bir şey demedim ki. Sevgilim, sana ufacık bir şey aldım. Bak! Mersi bir tanem! Bu gece senin yerine onu öpeceğim sabaha kadar. Parmağımdan da hiç çıkarmayacağım. Kandiliniz mübarek olsun. Sizin de. Allah başımızdan eksik etmesin efendim. Buyurun efendim. Sağ olun. Buyurun. Allah razı olsun, sağ olun. Allah kabul etsin efendim. Buyur yavrum. Sağ ol teyzeciğim. Buyurun. Teşekkür ederim. Al yavrum. Sağ ol teyze. Dede efendi az önce camiye gitti. Hemen şimdi haber veririm. Peki efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk yavrum. Bana senin gibi bir gelin nasip eden Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Sağ olun efendim. Size de minnettarım Gani dede. Ben arada bir elçiyim, bir vesileyim. Buyurduğunuz gibi Allah nasip etti bu saadeti. Beni vasıta kıldı sadece. O müessif kaza sonunda kaybettiğimiz arkadaşlarımızın ve Şilev'in İtalyan mahkemelerinde devam etmekte olan tazminat davası nihayet karara kalmış bulunuyor. Kazadan sadece siz kurtulduğunuz için görgü şahidi olarak gidecek, ifadenizi şifahen ve vicahen vereceksiniz. Sırrı kaptan da sizinle beraber gelecek. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Şişt, bana bak, çabuk dön. Düğüne mutlaka yetiş. O feci günde beni yalnız bırakma. Olur, bırakmam. Nikahta şahidim olacaksın. Hatırlatmak için söylememiştim. Affedersin. Yaşamanı isteyen büyük Allah, evinin enkazı önünde beni çıkarttı karşına. Birbirimizle baba, evlad olduk. Dün ölmek, intihar etmek istiyordun, bugün sükun buldun. Yaraların kapandı, evleniyorsun. Evlilikte birinci şart, kocaya mutlak itaattir. Ne söylerse itiraz etmeden yerine getireceksin. Ne isterse emir olarak kabulleneceksin. Unutma ki kocaya verilen söz, edilen yemin en büyük yemindir. Sevgili peygamberimizin hadisi şerifi malumundur. Ey kadın kullarım! Size Allah'tan başka birine secde etmenizi söyleseydim, kocalarınızın ayaklarına kapanmanızı isterdim. Yalan söylüyorsun. Erol beni bırakmaz, evlenemez. Sana yalan mı söyleyeceğim hayvan? İnanmıyorsan gider gözünle görürsün herifin nikahını. Nasıl olsa benim olacaktın gene. Öldürtecektim herifi. Gene de senden vazgeçmeyecektim. Evlenmesi daha iyi oldu. Nikah için sizi bekliyorlar efendim. Sırıtırsın tabii, ölüm müjdesi veriyorsun. Thank you.
Eskimiş, saçma adetler ama ne yazık ki uymaya mecburum. Önce yüz görümlüğü takacak, duvanızı sonra açacakmışım. Bu kadar güzel olacağınızı düşünememiştim. Yollarda kaldı. Uçak meselesi. Ben Erol Bey'e haber vereyim. Hayırlı uğurlu olsun. Eminim ki Erol bundan sonra istediğiniz gibi İnşallah. Yaşayacak. Bülent Bey geldiler. Sahi mi? Bir dakika müsaade bana. Bülent! Gelemeyeceksin diye üzülüyordum. Nikah yetişemedim galiba. Melekler kadar güzel bir karım var. Görür görmez çarpıldım. Müthiş mutluyum. Çok sevindim. Ben de senin kadar mutluyum şimdi. Tanıyınca bana hak vereceksin. Hadi gel. Karım Selma. Kardeşten yakın arkadaşım Güler. Tebrik etmeyecek misin? Tebrik eder. Thank you.
Ne işiniz var burada? Davetliyim, düğüne geldim. Giremezsiniz. Sen kim oluyorsun be? Giremezsin dedim. Koş, Erol Bey'e haber ver, hemen buraya gelsin. Bülent, çabuk karımın yanına git. Beyza gelmiş. Bir rezalet çıkarmadan onu buradan götürmeliyim. Hemen döneceğim. Sakın annem duymasın. Ben dönünceye kadar idare et, hadi çabuk. Niçin geldin? Yüzüne tükürmek için. Bağırma! Bağıracağım, seni rezil edeceğim. Gelinin de üstünü başını parçalayacağım. Dışarıda konuşalım, yürü. Sana kaç defa dedim gelme diye? Ne cesaretle benim evime geldin? Erol nerede? Arkadaşlarını çağırmaya gitti. Arkadaşlarından hiç kimseyi davet etmemiş. Benim arzum yerine gelsin diye zorla evleniyordu. Selma'yı görünce birden değişti. Sevincini, saadetini anlatamam. Dersi senin başına inşallah. Hediye almış mıydın Selma'ya? Yol telaşıyla unutmuş olabilirsin. Unutmadım hediyesini. Daima zarif, daima düşüncelisindir. Selma! Sana hediye takacak kayınbiraderin. Bülent de oğlum sayılır. Birbirinizi çok seveceğinizden eminim. Kan kusturacağım sana, pişman olacaksın! Yeter be! Bedava mı geldin buraya, aşkından mı bağlandın? Bu evi kim aldı sana? Hususi araba, mücevher, istemediğin kadar para... Hepsini sana bırakıyorum. Bir de çirkefleşiyorsun değil mi? Bu iş burada biter. Gitme ne olur, yalvarırım bırakma beni. Evlensen de metresin olmaya razıyım. Eskisi gibi öp, bir defacık öpüşelim. Senden kurtulamayacak mıyız biz? Evlendin, bu iş bitti, ayrıldınız sandık. Gene berabersiniz. Değiliz, vedalaşmak için gelmiştim. Kucak kucağı mı? Evet, sevişiyoruz. Evlense de ayrılmayacağız. Seninle hesabımız ayrı. Bana bak, ne yapıyorsun sen? Senin kanını akıtacağız biraz. Çıldırmışsın. Bu itimize madara ettin bizi. Rezil olduk lan! Elimizden kadın aldın. Yanına bırakan namerttir. Selma kızım, odana çıkabilirsin yavrum. Yoruldum bütün gece, uykusuz kalma. Erol herhalde birazdan gelir.
Böyle bir günde bile durumunu idrak edemeyecek kadar o hayata kendini kaptırmışsa... ...o insandan, o evlilikten hayır beklenmez. Selma'ya yazık olursa çok üzülürüm. Üzülmeyin. Erol'u arayıp bulayım diyorum, izin vermiyorsunuz. Lüzum yok. Sen de çık yat. Fakat... Çık dedim, yalnız kalmak istiyorum. Öldü biliyordum seni. Ben de seni. Bizi ayıran... ...ayırdıktan sonra ikimizi de öldürmeyen... ...seni bu evde gelin olarak karşıma çıkaran kadere lanet olsun. Tövbe de. İsyan etme. Allah böyle istemiş demek. Allah ayırmaz. Sevenleri kavuşturur, birleştirir. Ebediyette belki. Gerçek hayatın başladığı o semavi alemde. Bugün birbirimizi gördüğümüz anda bir daha öldük. Her gün birbirimizi her görüşümüzde tekrar öleceğiz. Allah, her gün yeniden ölerek yaşamak, cehennem yeryüzünde yaşamak. Bu kadar mı suçluyduk Selma? Onu bizler bilemeyiz. Takdir bizi yaradanındır. O Selma ile o Bülent öldü. Artık birbirimizi unutmalıyız. Nasıl? Uzaklaşacaksın buradan, bu evden. Birbirimizi bir daha görmemeliyiz. Ne fark eder? Aynı şehirde, aynı gök kubbe altında... ...senin nefesinle yaşarken sadece yüzünü görmemekle unutabilir miyim seni? Bir daha bu sözleri de duymak istemiyorum. Ben evliyim artık. Başka bir erkeğin karısıyım. Rahatsız ediyoruz, fakat odanızı aramak zorundayız. Niçin? Neden? Kocanızı arıyoruz. Bir şey mi oldu? Bir şey mi yaptı Erol? Bir cinayet işledi. Bir pavyon sahibini öldürüp kaçtı. Bütün evi aradık efendim. Yok, buraya gelmemiş olacak. Gelirse bize bildireceğinizden eminim. Ben de sizler kadar müteessirim. Buyurun efendim. Sizi rahatsız etmek mecburiyetindeyim, morgdayım. Teşrifinizi bekliyorum. Teşhis etmenizi istediğim bir ceset var. Ceset mi? Kilyos yolu üstünde bir otomobil kazasında yanarak ölmüş. Yanan araba da oğlunuzun. Alyansı. Kol saati. Yarı kavrulmuş cüzdanı. Saç rengi, boyu, kısaca eşkali pek benzemekte oğlunuza. Fakat yüzü tanınacak halde değil. Yoksa bu acıyı çektirmezdim size. Tanıyabildiniz mi? Oğlunuz mu? Belki benim kadar acılı, benim kadar talihsizsin. Düğününde dul kalmış bir gelini, evladını kaybetmiş bir ana nasıl teselli edebilir? Beni düşünmeyin anne. Acınızı unutturmak için elimden geleni yapacağım.
çok suçluyum. Sadece kendimi ve oğlumu düşündüm. Onun kurtulması, doğru yolu bulması için seni bedbaht ettim. Ah bile dileyemiyorum senden. Mateminizi ömrüm boyunca paylaşacağım. Matem, aradan bu kadar zaman geçti. Allah ebediyette değil, yeryüzünde kavuşmamızı istedi Selma. Erol yaşasaydı, senin sözünü dinleyecek kaçacaktım buralardan. Ama öldü. İkimiz de suçlu değiliz bu ölümde. Niçin mahkum edelim kendimizi, niçin birleşmeyelim? Anneyle de konuşacağım. Bir kızla evleneceğimi biliyordu. O kız Selma'ydı diyeceğim, kader ayırmıştı bizi, şimdi birleştiriyor diyeceğim. Sen benimdin Selma, gene benim olacaksın. Alın yazımızda kavuşmak varsa acele etmeyelim. Yarası ilk günkü gibi kanayan bir annenin matemine hürmet edelim. Bekleyeceğiz. Ne zamana kadar? Oğlu için yas tutmadığı, resimlerine bakarak ağlamadığı güne kadar. Bekleyeceğim Selma. Arabayı deli gibi sürerken kanlı bıçağı uzaklara fırlattım önce. Ne yaptığımı, nereye gittiğimi bilmiyordum. Kaçmak, yakalanmamak. Başka hiçbir şey düşünemiyordum. Sonra umulmadık bir şey oldu. Kimse için duracak, kimseye yardım edecek halde değildim. Ama adam yolu öylesine kesmişti ki, birini daha öldürmemek için durmak zorunda kaldım. Arabama aldığım adam ağır yaralıydı. Yüzü kan içindeydi. Birini mi vurmuştu? Yoksa kazaya mı uğramıştı? O panik içinde bile sordum, söyleyemedi, can çekişiyordu. Delice bir korkuya daha tutuldu. Yanımda bir ölü vardı. Polisten kaçan bir katil, ikinci bir ölünün hesabını kime verebilirdi? Sonra apansız bir şey geldi aklıma, çıldırmıyordum. Gece vakti karşıma çıkan, sonra da ölen o yaralı adam kaderin bir lütfuydu bana. Boyu, saçının rengi, hatta kilosu, her şeyi bana benziyordu. Öyleyse kendisi olarak değil, ben olarak, benim yerime ölmeliydi. Bir uçurum kenarında arabayı tutuşturdum. Alevler ölü adamın yüzünü de sarmaya başlayınca müthiş bir sevinç kapladı benliğimi. Bir deliden farksızdım. Yanan arabayı uçuruma itip yuvarladıktan sonra koşarak uzaklaştım oralardan. Yaşadığımı hiç kimse bilmeyecek, öğrenmeyecek. Hele annem asla. Anne için? Ölümümle mahvoldu. Yaşadığımı öğrenirse her an yakalanacağımı düşünecek korkuyla. Mahkemem, ölüme mahkum edilişim, aynı acıyı bir daha yaşayacak. Buna hangi insan, hangi ana dayanabilir? Ana katil olamam. Yaşadığımı bu işten temize çıkıncaya kadar sadece sen bileceksin. Bu kadar anlayışlı, annene bu kadar bağlı bir insan olacağını düşünememiştim. Seni daha önceden tanımış olsam, o rezil hayatı çoktan terk ederdim. Öyle bir hayatı yaşamazdım bile. Yazık ki karşıma çok geç çıktın. Bir dakika. Yemin edeceksin. Yaşadığımı hiç kimseye söylemeyeceksin. Öp Kur'an'ı.
Allah'ın büyük adı üzerine yemin ediyorum ki ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun yaşadığını dünya üzerinde bir ben bileceğim. Selma! Selma! Bir ses duydum da. Henüz uyumamıştım, biraz... Yeter yavrum, yat artık. Kendini helak etme. İyi geceler. Sarılamadım anacığıma, ayaklarına kapanamadım. Yaşadığını yavaş yavaş anlatabilsek, alıştırabilsek... Hayır, şimdilik yaşadığımı sadece sen bileceksin. Bülent'in de öğrenmesini istemiyorum. Buraya da sana yaşadığımı bildirmek ve seni ne kadar çok sevdiğimi söylemek için geldim. Seni görür görmez yürekten vurulmuştum Selma. Bırak beni! Niçin? Evlenmedik mi? Allah ve kul nazarında karım değil misin? Bunca tehlikeyi senin için göze aldım ben. Seni sevdiğim, özlediğim, istediğim için geldim. Bırak diyorum, bırak beni! Kocanım Selma, kocan olacağım. Yaşasam da ölsem de kocan olduğumu unutma. Yeminini unutma. Kocana mutlak itaat edeceksin. Sevgili peygamberimizin hadisi şerifi malumundur. Ey kadın kullarım! Allah'tan başkasına secde etmenizi isteseydim... ...kocalarınızın ayaklarına kapanmanızı emrederdim. Tekrar geleceğim. Eğer kendimi temize çıkaramazsam... ...dışarıya kaçmak için uğraşacağım. Her şeyi hazırlayıp yakında gelip seni de alacağım. Beraber gideceğiz. Affet, paraya müthiş ihtiyacım var. Seni seviyorum. Aylardır bekliyorum. Sabrım tükendi artık. Birleşmemize imkan yok. Niçin? Sana karşı bütün duygularım sönmüş, bitmiş. Yokladım kendimi. Seni sevmediğimi anladım. Yalan söylüyorsun. İnanmıyorum. Hayır. Karşıma çıkma bir daha. Rahat bırak beni. Ağlıyorsun Selma. Bakışlarında yaralı bir kuş çırpınıyor. Beni eskisinden de çok sevdiğin için ağlıyorsun. Hayır, bitti dedim. Aramızda hiçbir şey olamaz. Maziye dönemeyiz artık, dönemeyiz. Selma, Gani dede hastaymış.
Kalp krizi geçirmiş. Hazırlan ziyaretine gidelim. Selma? Ne var yavrum? Selma! Korkulacak hiçbir şey yok hanım kızımızın. Çok şükür yavrum. Birkaç aylık hamile, torununuz olacak. Namus, fazilet, iyi ahlak, dünyada güzel ve doğru ne varsa hepsi sendedir diye inanmıştım. En büyük felaketlere bile sen yanımda olduğun için göz germiştim. Melek bildiğim, evlattan öteye sevgiyle bağrıma bastığım sen anne olacaksın. Düğünü yarım kalmış, gerdeğe girmemiş, koca görmemiş bir genç kız nasıl hamile kalabilir? Nasıl anne olabilir? Söyler misin bana? Kimden o çocuk? Hangi namussuzdan? Söylemeyeceksin anlıyorum. Sen ki Allah'a inanmış, hepimize örnek bir insandın. Nasıl bu kadar alçalabildin? Bu inşallah gördüğüm, yaşadığım son felakettir. Bu evden giderken ne istiyorsan alabilirsin, götürebilirsin. Tenezzül etmediğim, bu evden götürmek istediğim bu kutuyu ve içindekilerini merak ettim. Görebilir miyim? Yok, yok, hayır! Hayır! Der durun! Hayır! Çekeceğim acıların sonu gelmeyecekmiş demek. Evlat bildiklerim öldürecekmiş beni. Selma'nın oynaştığı adam Bülent'miş. Hayır, asla! Selma ile aramızda düşündüğünüz gibi hiçbir şey olmadı. Yemin ederim! Selma giderken sadece senin mektuplarını götürüyordu. Bu resmi de mi inkar edeceksin? Gözlerim seni de görmesin artık. Yalnız başıma ölmek istiyorum. Fakat... Defol, git dedim sana! Hala duruyor musunuz? Lütfen çıkın! Thank you.
kadının iki evladını birden öldürdün. Beni de senin gibi namussuz bilerek kalbine gömdün. Kimin için nasıl yapabildin bunu? Benden kaçarken, direnirken hangi erkeğe teslim oldun? Söylediğin doğruymuş. Beni gerçekten unutmuşsun. Seven kadın başkasından hiç doğuracağını öldürürdü kendini. Benim için bir daha öldün. Şimdi öldür işte! Dedemiz yok artık. İki gün önce kaybettik. Dün akşam üstü de toprağa verdik rahmetliyi. Yüceliğine, şefaatine bir daha sığınıyorum Allah'ım. Sen her şeyi bilensin, görensin. Bana yeniden güç ver Tanrım. Bu çilenin de geçici olduğunu biliyorum. Her büyük acı gibi bu felaketi de unutturmaya kadirsin. Sana isyan değil, tövbe, itaat ediyorum. Taşıdığım ikinci can için, dünyaya gelecek bir günahsız için yaşamaya mecburum. Senin ululuğuna, yalnız senin himayene muhtacım. Yeminime ömrüm boyunca sadık kalacağım. Her emrinin ne pahasına olursa olsun yerine getireceğim. Bana cesaret ver. Beni aydınlığa çıkar. Beni koru. Biliyorum ki her çilenin mükafatı da sendedir Rabbim. Bütün geceyi ibadetle, dua ile geçirdin. Sen kötü, namussuz, iffetsiz bir kadın değilsin, olamazsın. Gizlediğin, söylemediğin bir şey var. Yok. Var. Suçlu, lekeli bir kadın olsan, o erkeğe, karnındaki çocuğun babasına koşardın. Bütün geceni Tanrı'nın huzurunda geçirmezdin. Konuş Selma, anlat. Neyi? Gizlediğin, her türlü suçlanmayı göze aldığın hakikati! Bilmek, öğrenmek istiyorum! Ne biliyorsan, hakkımda ne düşünüyorsan hakikat odur. Yalan! Sakladığın resmimiz, mektuplarım, mazide kalan o büyük aşkımız adına yalvarıyorum, konuş! Ne olursa olsun ben de susacağım! Bırak kolumu! Bırakmayacağım! Ayrılmayacağım senden! Elimden ne gelirse yapacağım senin için! Bir de taşıdığın çocuk için! Thank you.
Maşallah, her seferin rast gitti. Vapur kadar hasılat yaptı. Al, bu da senin hissen. Sağ ol. Sen de sağ ol. Hayırlı akşamlar. Sana da evlat. Kapıda mı ayrılacak, eve mi girecek bakalım? Hiç aklım ermiyor kardeş, resmen nikahsızlanmış. Öyleymiş ya, ya öyleymiş. Kadının da karnı burnunda. Amanın! Bir kahve içmez misin? İşim var. Yorgun görünüyorsun, iyi bak kendine. Ev kirasını verirsin. Sağ ol. Oldu. Erkek, sabaha karşı elime doğdu. Kolayca kurtuldu kadıncağız. Yalnız mahallede ne kadar kadın varsa başına üşüştü. Zorla gönderdiler beni. Sana geldiğimden Selma'nın haberi bile yok. Sabun, gazlı bez, oksijen almalı. Birkaç gün ayrılma yanından, ne lazımsa yapıver. Hay hay, şimdi gelirim. Babasına haber vermeyecek miyiz? Hala söylemeyecek misin? Nüfus için bildirmemiz lazım, doğumunu ve babasını. Ne biçim iş bu? Çocuğunuz oldu, hala nikahınız yok! İnkar etmeye kalkışma! Bizim buralara uymaz medrese hayatı! Oğullarımız, genç kızlarımız var, kötü misal olmaktasınız! İnsan namusu için yaşar! Kocalarımız, kardeşlerimiz zor sabrediyor! Barınamazsınız buralarda, bilmiş olun! Anneciğim! Olamaz! 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 Morg'da gördüğüm ben değildim. Öldükten sonra arabayla yanıp uçuruma yuvarlanan adamdı.
O geceden beri hep kaçtım, hep saklandım. Tek korkum, yaşadığımı kendimi temize çıkarmadan öğrenmendi. Yazık ki bütün çektiklerim, bütün gayretlerim boşa gitti. Teslim olacaksın, değil mi? Asılmak için. Oğlun senin için ikinci defa ölecek o zaman. Aynı acıya bir daha dayanacak gücün var mı? Selma nerede anne? Onun için gelmiştim. Nerede? Gitti Selma. Nereye gitti? Niçin? Seni ölmüş bilmekteydik. Nikahınızla sen ölünce hükümsüz olmuştu. Burada niçin kalacaktı? Haklısın. Dinlen biraz, çok sarsıldı. Kapa gözlerini. Ben karnımı doyurana kadar uyu bir parça. Düğün gecesi polisler geldiği zaman odada baş başaydılar. Çok sevişiyorlarmış zaten. Bülent'in Selma'ya yazdığı mektupları buldu anneniz. Baş başa çekilmiş resimleri bile vardı. Selma'nın hamileliği meydana çıkınca ikisi de kovuldular. Hamilelik mi? Evet, düşüp kalkmışlar. Şimdi de Üsküdar tarafında beraber oturuyorlarmış. Bülent nankörü motorculuk yapıyormuş. Sağ ol evlat. Eyvallah. Çocuğun nüfus kağıdı. Benim babası bilecek. O da başkaları da hiç denmeyecek oğluna. Başkasının günahı yüzünden bütün hayatı mahvolmayacak. Bir defa olsun girmeyecek misin içeri? Niçin? Oğlum hasta biraz, ateşi var. Hasta mı? Doktor çağıralım mı? O kadarcık ateşi var diye mi? Erol! Çok mu şaşırdın? Sağsın demek. Yaşıyorsun. Bilmiyor muydun? Söylememiş miydi sana?
Biliyor muydun Erol'un yaşadığını? Karım olacak bu kadın, kardeş bildiğim namussuz, iki yılan! Canımız da kanımız da iki yılan beslemişiz! Piçiniz de sizinle beraber ölecek! Bir defa inandım sana! Arkamdan vurdun beni, yetmedi mi kahpe? Verdiğim sözü, içtiğim yemini tuttuğum için mi kahpeyim? Odama geldiğin gece sana teslim olduğum için mi namussuzum? Sana isyan etmediğim, kaderime boyun eğdiğim için mi suçluyum? Söyle, söylesene! Çektiğim acılar neye yaradı? Senin yüzünden kötülükle damgalandım. Şimdi de gözlerimin önünde öz evladını öldürüyorsun. Sen ki bütün vahşetine rağmen annenin acı çekmemesi için çırpınıyordun. Ben de anneyim, bana niçin acımıyorsun, niçin? Acınmaya layık olmadığın için! İkinizden bu çocuk! Gözyaşlarınla yutturamazsın bana! Eskiden beri sevdiği, evleneceği kız senmişsin! Birbirimizi öyle biliyorduk, bir daha da maziyi asla diriltmedik! Onunla aynı evde bile yaşamadık, sor söylesinler! Günahlarını aldık üstelik! Beraber oturmuyorlar diye buralardan sürmeye kalkıştık! Bülent de beni lekeli bir kadın biliyordu. Benden iğreniyordu ama senin çocuğunu piç olmaktan o kurtardı. Kendi nüfusuna yazdırmış. Bugün ilk defa müjde vermek için odama girmişti. İnanmıyorsan durma, öldür yavrunu! Sana teslim olmuş, seni ele vermemek için lanetlenmiş bir kadına işkence etme artık! Selma'ya elimin değmediğine inanmıyorsan beni de vur şimdi! İkimizin çocuğu o. Allah ve melekler şahidimdir. Bu defa elimden kurtulamadım. Gözyaşı, mutsuzluk, hayal kırıklığı, hep üst üste gelen acılar. Ve nihayet kaderin bu aileye çizdiği bütün kötülükler burada son buluyor. Acı çeken sevgililer, özlem dolu günlerin karanlığında umutsuz çırpınışlarla kıvranırken, hiç beklemedikleri bir sürprizle bir anda mutluluk ormanına dalıverirler.
Yeminine rağmen her şeyi bütün teferruatıyla itiraf eder ve ölür. Genç sevgililer Bülent'le Selma da bu kadar acıdan sonra birbirlerine kavuşurlar. Mutluluk halkaları dalga dalga yayılır. Keder ve acılar girdabındaki yaşlı anne de güneşin huzur veren aydınlığına kavuşmuştur artık. Torununu bağrına basarak ilk kez bu mutluluk halkalarından o da nasibini almıştır.